Selam millet, de, de oynarlı. Tekrar birlikte iyiyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Armor Games üzerinden Eller, Eller 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 isimli oyun oynayacağız. Kurallar diyorum. Handle. Nasıl bir oyunmuş acaba? 300 milyon tane farklı 5 kartlık el olabilir. 6 hamlede doğru olanı bulabilir misin? Yeşil renk demek ki seçilmiş kart doğru yerde. Sarı renk demektir ki Kart doğru ama yanlış yerde. Mavi 7 kalp. Üçüncü kolonda. Ortada şurada bahsediyor. Ya da şu, şu, mu? Yok şundan bahsediyor. Ortadaki. Anladıysam Arap olayım. Hep birlikte bakalım. Şimdi çözmeye çalışacağız bu olayı. Eller 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 oyna. Ee, as. As as as. Papaz. Bir saniye ben yanlış yaptım galiba. Bir saniye. Ben şöyle diyeyim aslında. 10, 9, 8, 7, 6. Enter diyorum. Bu... Uh. Hiçbirisi yok. Bu güzel oldu aslında. As, papaz, kız, bacak. 5. Hmm. 4, 3, 2, 8, bu ne demekti bu 5 var ama o işareti mi yok demekti ben onu çözemediğim için şimdi tabii yine öyle bir şey yapacağım. Bu galiba ee, doğru bildin demek. Şimdi kardeşlerim hem kuralları açıyorum hem İngilizce hem buradan bakıyorum hem kapıyorum. Zor oldu. Ben şöyle yana not aldım. Notlar şöyleymiş. Sarı renk kart elde ama yanlış yerde demek. Yani sarı kart elde ama yanlış yerde demek. Bir yerde 4 karo var demek oluyor. Bu tamam. Mavi sayı doğru ama sembol yanlış demek. Mavi sayı doğru ama sembol yanlış demek. Burada 8'in başka bir sembolünü koyacağız. Sarı sayı doğru ama sembol yanlış demek. Sarı renk elde ama yanlış yerde demek. Sarı renk elde ama yanlış yerde. Yani bu durumda şu ikisi aslında aynı şeyi söylüyor olabilir bana. Yani bu biraz kötü oldu. Şu ikisi aynı şeyi söylüyor olabilir. Yani 8 karo burada olacak aslında. 8 karoyu buraya koyacağız. Sarı mavi sayı doğru ama sembol yanlış. Sarı mavi öyle bir şeyim yok. Ha sarı mavi var pardon affedersiniz. Sarı mavi sayı doğru ama sembol yanlış ve elinde aynı kart. Tam bir tane daha var aslında. Yani 4 kupa bir yerde aslında olacak. Ama burada da farklı bir şey olacak. Yani buraya ne koymamız gerekiyor bu durumda? Şuraya bizim 4 karo koymamız gerekiyor. Buraya da 4 kupa koymamız gerekiyor. Buraya da 8 karo koymamız gerekiyor. Sarı neydi? Elde ama yanlış yerde. Ha. Bu durumda zaten yanlış olacak yine. E Galiba çok büyük bir şans eseri. Bunu çözmüş bulunuyoruz. Çünkü şöyle yapacağım. 3 maça 4 karo 5 sinek 8 karo 4 kupa dersem İlk oynayışımda. Kendimle gurur duyuyorum. İkinci el diyor as, papaz, kız, bacak, on. Şimdi bu güzel bir başlangıçtı. Diyor ki sarı renk elde ama yanlış yerde. Yani bu durumda ben direkt şöyle bir başlayabilirim. Çünkü as zaten yokmuş. Sonra bacak da yokmuş. On ne demekmiş? Bir daha bakalım. Sarı mavi. Hayır. Ee, siyah. Mavi çerçeve siyah. Kart sayı doğru farklı sembol ve pozisyonda olacak. Yani o zaman şimdi burada hiçbir şey bulmadı ya. Buraya koyalım onu. Biz bunu aynı yere koyacağız. Papazı da bunun yerine koyalım. Çünkü sarı ne demekti? Elde ama yanlış yerde demekti. Buraya şöyle bir şey koyacağız o zaman. 9 kupa diyeceğiz. Sinek kızını zaten buraya koyacağız. onu buraya atalım. Karoyu da şuraya atıp Papazı da buraya atalım. Bir daha bakıyorum. Siyah farklı sembol ve yer. Aynen. Onun hem sembolünü değiştirmem lazım. Şöyle bir kupa yapayım mesela onu. Papazın da yeri farklıydı. Papazı böyle koyarsak sanırım... Dur canım ne yapıyorsun? Bir dakika. Papazı zaten yerini değiştirdim. Buraya farklı bir tane sayı attım. Bunu olduğu gibi taşıdım. Onu buraya attım. Bir tane daha sayı almam lazım. İki tane sayımız patladı. Sekiz. Bir de sekiz kupa yapalım. Şimdi 8 de yok, 9 da yok. Ne kupası var, ne maçası var, hiçbir türlüleri yok. Devam edeceğiz. Onu hala tutturamadık. Onun hala diyor ki hem yeri farklı olacak, hem olayı farklı olacak. O yüzden ben onu böyle alıyorum. Diyorum ki artık bir tane sineye de geçelim biz. Burası da kız olduğuna göre şuraya papazı getireceğim. Buraya bir 7'li seçelim. Şuraya sine kızını aynen geri getirelim. Papazı bu sefer buraya alıyorum. Üçüncü yerini değiştiriyoruz papazın. Bir de 6'ya geçiyorum. Papazın yeri orası da demiş papazın yeri artık garanti burası kaldı. Başka bir seçenek yok yani. 10, 7, 6 hepsini tutturdun diyor. ona için hala aynı şeyi söylüyor bu arada ilginç bir şekilde. 7'nin 7 için aynı şeyi söylüyor. 7 kupa demek istiyorum. Onu koymadığımız yer neresi? Buraya da koymamışız onu. Ona tek bir şey kaldı artık. Maça demek istiyorum. Yani bunlardan birinde sarı, yeşil, yani sarı, mavi farklı bir renk olsaydı şu anda tutmuş olması lazım. Sinek kızı zaten aynı yerde olacak. Papazı böyle alacağımıza göre 6'ya da var dediğine göre 6 sinek diyelim şöyle. Papazı böyle koyalım. Yani şu anda papaz yeşil olmalı, 10 yeşil olmalı. Evet. Yani. bu Saatten sonra e, doğru düşündüğümü biliyordum. Maviye bakalım şimdi neymiş? Mavi sayı doğru ama sembol yanlış demekmiş. Ha, şimdi burada sıkıntı var. Şöyle. Aslında sıkıntı yok. Kesinlikle çözeceğiz bunu. Karo, kupa, sinek, 7 sinek, 10 maça, kız, 6 maça, sinek, altı kupa, papaz. Sıkıntı yok. Son bir seçenek kaldı zaten. 7 maça kaldı. 10 kız. 6 da karo kaldı. Papaz başarılı olmalı. Güzel bir oyunmuş. Ve ben bu oyunu beceriyorum. Tersten gidelim. 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Güzel iki tane yakaladık. Şimdi bize ne diyordu? Ee, doğru yani bu sarı olan kart burada var ama farklı yerde demek. Bu hem sembolü farklı hem kart farklı yerde demek. Tamam. Şimdi öncelikle 3'ü hemen bir şuraya taşıyalım. 4'ü de hemen karo olarak şuraya taşıyalım. Ondan sonra 7, 8, 9 diyelim. Güzel. 3'ü bulduk. 4'ü de bulduk e, ee, 3 zaten burada. 4'e de diyor ki tamam bu pozisyonda 4. 4'ün yerini tutturdun diyor ama sembolü farklı diyor. 4'e bir de sinek yapıştıralım o zaman. 9 için e, bu doğru ama yeri yanlış diyor. 9 da şu ikisinden bir tanesinde olmalı zaten. 9'u şöyle bırakalım. Ondan sonra diyelim ki 10 bacak diyelim. 9'u da bulduk. Dördün bir tek seçeneği kaldı zaten. Üç diyorum. E, dördün maçası kaldı mı? Maça diyorum. Dokuz zaten burada diyorum. Ama korkunç olan e, uzun bir süre hiçbiri çıkmadı. Bunlar da yok. Kız ve papaz kaldı zaten. Papaz yok. Yani papaz var. Yeri yanlış diyor papazın. Papazı buraya seçeceğim doğru ama ası denemek için çok bir ihtimalim kalmadı maalesef. Şöyle oldu. Ee, 3 4 9 Papaz şu anda doğru oldu zaten bu. Bir tane ası seçmem lazım. Kupa as. İşte yani. 3, 4, 9, papaz. Maça as. Olmadı karo asmış. Karo da aklımdan geçmişti ha. 3 el mi yaptım? 3 el mi gidebildim? Ha maksimum kaç el gidebileceğim diye. Peki. Enter. Sadece papaz var. Dördünü birden elde bu mükemmel. Yani böyle bir eleme aman aman. Hem de sembolü de farklı yerde diyor. Şurayı alalım. Sonra 9 8, 7, 6 diyelim. Doğru olan bu dedi. Yani burası dedi onun yeri doğru. Hayır kart bu dedi pardon. Öyle değil miydi? Evet kart bu ama farklı bir yerde dedi. E burada da olmadığına göre. Şimdi sıradan gidiyor. Abi hepsini eledi bu arada. İnanılır gibi değil. 5 diyorum. Burada diyorum. Sonra 4, 3, 2 diyorum. Ve hepsini bulacaksın zaten. Yani ona yapacak bir şey yok da. E bu da bu da olmak zorunda zaten yani geriye bunlar kaldı zaten. 2 yok demesi ama bir enteresan oldu. 2 nasıl yok? Biz neyi seçmedik o zaman? As yok, papaz yok, kız yok, 10 yok. 9 yok, 8 yok, 7 yok, 6 yok. 5, 4, 3 bacak 2 yok. 2 tane 3 üç var. 3'te bu sembol çıktı ya. 2 tane 3 var. Şimdi çözdüm. Baksın, öncelikli olarak bunun sembolü değişmeden bir yana geçecek. 5'in hem yeri değişecek hem sembolü değişecek. Dördün hem yeri değişecek hem sembolü değişecek. O zaman dördün yeri ve sembolü şöyle bir değişsin. Yeri ve sembolü değişti. 5'in yeri ve sembolü değişsin. Yeri ve sembolü değişti. Bu şurayı denesin. Burayı denesin. 3'ün Ha bir saniye. Sarı mavi başka bir şeydi. Ne demek biliyor musun? Sarı renk elde ama yanlış yerde demek. Sayı doğru ama sembol yanlış demek. Aynı zamanda da. Ha. O zaman bir tane buna bir böyle diyeceğiz, bir de böyle diyeceğiz. Öyle mi diyeceğiz? Hmm. Mavi şuydu. Sayı doğru, sembol yanlış demek. Çok güzel. Şimdi yapılması gereken şey şu. Mavi sayı doğru ama sembol yanlış demek. O zaman şöyle olacak bak. 4'ün kupasını seçtik, karosunu seçtik. 4 bir sineğe dönüşecek. 5 hem sembol hem yer değişecek diyor. 5 buradaydı, buradaydı, burada olamayacağına göre Mavi de doğru dediğine göre 5 burada olacak. 5'in yerinde. 3 sinek olacak. Burada zaten bu olacak. Mavi sayı doğru sembol yanlış demekti. Bir tane 3 sinek var zaten. Bir tane de 3 kupa yaptık olmaz. Bu 3 karo olacak. Bu da 5 sinek olacak. Çok hoş. Ee, zaten geriye bir seçenek kalmadı. Çok başarılı bir başlangıç oldu. Çok bu kadar fazlasını elediği için 4'ün kupa, karo, sinek dedik. 4'ün maçası kaldı. E zaten 3 sinek. Bu 3'ün sineği, kupası, karosu dedik. 3'ün Neyi yok burada? Maçası yok. Bu gelecek. E, Beş sinek zaten. Evet birazcık kafa patlatmak gerekiyor ama bir şekilde oluyor yani. Uuu. Headshot'ı şöyle bir koyalım. Sarı arkadaş ben başka yerdeyim diyor. Bunu bunun yerine koyarız. Kız olmadığı için kaça indik? 9'a indik. 9'u koyalım. Bir saniye. Mavi ne diyordu? Sayı doğru ama sembol yanlış. O zaman böyle olmaz. 9'u buraya koyamayız. Çünkü papazı bir yana koyacağım. Onu buraya koyalım. Onu değiştirelim. Buraya koyalım. Papazı buraya koyalım. Bu zaten sayı doğru sembol yanlış diyordu. 9'u böyle koyalım. 10 burayı da beğenmedi. Papaz da burayı da beğenmedi. O zaman as'ı koyuyorum. 9 yokmuş. Buraya bir tane 8 koyuyorum. Onu bir yana çekiyorum. Ve hala aynı sembolü. Sembolünü de beğenmemiş. Papaz sembolünü beğenmiş. Ama siliyorum. Burada olamaz. Burada zaten bu var. Papaz da sembolünü beğenmiş. Böyle gelsin. Headshot oldu. Bu çok güzel. Ee, onun artık yerini biliyoruz. Sembolünü koyacağız ama bu kadar az şey elememiz bu oyunu neredeyse öldürdü. Yani şimdi buradan böyle koyacağız da. Ondan sonra sembolünü bulacağız da. Ondan geriye ne kaldı? Bu kaldı zaten. Şu ikisini de biliyorsak onları koymak yanlış. Bir saniye. Şöyle yapmam lazım. Deminki yaptığım hatayı anladım. Ha, bu ikisini zaten biliyorum. Ası devamlı koyman büyük bir hataydı. Şimdi oyunu çözdüm. Aa, asıl bir hata. Asıl devamlı koymamıza gerek yoktu. Yani bir oyun şöyle yapmamıza hiçbir engel yoktu. Altının yeri farklı olsun dediği için. Altıyı şöyle koyabilirdim. Ele kadar tabi bunu yapmamamız lazımdı. Altı tam bu kupa olarak ama farklı bir yerde diyor. O zaman altı kupayı buraya alırız. Galiba tutturdum biliyor musunuz? Son anda bu yaptığım hamleyle. On. Vallahi tutturdum son anda. Oyunun mekaniğine ince bir müdahale ile güzel bir çözüm yaşadık orada. Wow. Şu ikisi doğru, bunların yeri yanlış. Sayılarımız bunlar ama. O zaman başlıyoruz. 7'yi böyle alıyoruz. Yerini değiştirerek denemiş olduk. Ee, 9'un farklısını koymamız lazım. 8'in farklısını koymamız lazım altını yerini değiştirmemiz lazım. Hayır altının farklısını koymamız lazım. Hem de yerini değiştirmemiz lazım. 5'i farklı yere almamız lazım sadece. Altını da farklısını koyuyorum. Bunların hiçbirini tutturamamışız. Hiçbiri tutmamış. E bunu bir şey denemeyeceğimiz için tekrar böyle bir şey yapmaya gerek yok. 9'u e, bir kez daha kaydıracağız. 6'yı bir kez daha kaydıracağız. 6 şimdi şuraya gelsin. 6 maça sinek kupa. 9 karo kupa sinek. 8 Böyle olmaz. Buraya 5'i koymam lazım. Yerini değiştiriyorum çünkü onun 9 karo kupa sinek 8 Kupa sinek, beynim duruyor maça. Güzel, 5'in de yerini bulduk. 6'ya ne dedi bu arada? Mavi sayı doğru ama sembol yanlış. Altının da yerini bulduk. Çok güzel. Bu durumda aslında birçok şeyin yerini bulduk. Böyle yaptık. 6'yı daha önce ne yaptık? Maça, sinek, kupa, Altı da karo. 5 zaten karo. da 8'in hem yerleri hem sembolleri değişecek diyor ya. 8 burada olacak. Böyle 9 burada olacak böyle. 9'un daha önce maçasını koymadık. Bence bitti. 6.yı tamamlarken 4'te bitirdik. Yani bu şovumuzu da yaptık ya. Kendimizle gurur duyuyorum. Valla kardeşim 6. sırayı yaptığın zaman yok olacak diye uyarıyormuş sadece. 7. ele 4066 skoruyla geldim ve artık 4 seferde bitirmeyi başardım. Hatta 5 seferde bitirmeyi ilkini saymadım pardon. Siz kardeşlerim de oynarsanız eğer linkini paylaşacağım açıklamasında nasıl bir skor yaptığınızı görmek isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet maalesef bu video bitti ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan dedeli oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp dedeli oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.